Herkese merhabalar. Bu videoda e-faturanın nasıl iptal edileceğini göreceğiz. Bildiğiniz üzere e-arşiv faturaların iptali çok rahat. Ödeme portalinden giden faturalar kısmında arşiv faturalarınızın yanındaki iptal et butonuna, yani şu çarpı butonuna basıp evet dedikten sonra biz açılan sayfada zaten bizim için bir gerekçe yazmış. Farklı bir şey yazacaksak değiştiriyoruz. Aynı şekilde olacaksa karışmadan iptal et butonuna basıyoruz. Ve o kaydı siliyor. Ama e-fatura iptal bu şekilde olmaz. Gelir Dairesi'nin iptal portalinden ancak iptal edilebilir. Bunun için mali mühür, eğer şahıs firmaysa e-imza bilgisayara takılı olacak. WebSocket uygulamamız ile giriş yapıyoruz bu portale. Bu WebSocket uygulamasını nereden ediniyoruz? Google'a WebSocket indir yazıyoruz. Aynen bu şekilde. İlk çıkan site Give'in kendi sitesi olacak. Başka sitelere girmeyiniz. Give'in sitesinden bu WebSocket'i indiriyoruz. Ben daha önceden indirmiştim. Çift tıklıyorum ona. Eğer ilk defa bunu çalıştırdıysak bu bilgisayarda, işte bağlantınız gizli değil şeklinde bir uyarı gelir. Gelişmiş butonuna basıp Localhost sitesine ilerle linkine basıyoruz. Şu ekranı görmeliyiz mutlaka. Yoksa bir işlem yapamayız Gelir İdaresi'nin portallerinde. E-fatura iptal itiraz portal uygulaması için şu linkten girişimizi yapıyoruz. Ekranımıza 4 tane buton geliyor. İptal talebi başlatmak için en üstteki iptal taleplerini onaylamak için ikinci butonu kullanıyoruz. Daha önceden yapmış olduğumuz iptal taleplerinin onaylanıp onaylanmadığına da bakmak için ikinci butona basacağız. Ben yeni bir talep oluşturacağım. O yüzden fatura iptal talebi oluşturmak için tıklayın butonuna basacağım. Buradan fatura numarası bizden istiyor. Fatura numarasını kopyalayarak yapsanız daha güzel olur. Sonra tutarını istiyor bizden. Buradaki tutarı 885 lira bizimki ama diyelim ki kuruşhanesi varsa, yani küsuratlı bir tutarsa 885,26 şeklinde yazmalısınız. Ya da bu tutar 1885 ise eğer basamak gruplandırma, yani 1000'in olduğu yere bir nokta koyamazsınız. Bitişik olarak sadece kuruşhanesi için virgül kullanmalısınız. Bizimki küsuratlı olmadığı için 885 yazıyorum. Eğer faturayı siz kesmişseniz, buraya satıcı, size gelen bir faturayı buradan onaylayacaksınız. Alıcı yapıyorsunuz. Biz kesimiz için satıcı diyoruz burada. Akıllı kart bilgilerini, yani mali mühür ya da e-imza seçimi yapacağız. Mali mühür kullanıyorsanız AKİS. Bunun dışında e-imza kullanıyorsanız bunlardan birini seçeceksiniz. Benim e-imzam Alaaddin kullanıyor. Ama yeni e-imzalar onlar da AKİS kullanıyor. Duruma göre değişir bu. Alaaddin'i seçtim. E-imzamın şifresini yazıyorum. Talep oluştur butonuna basıyorum. Karşıma sertifikam geliyor. E-imzanın içindeki sertifika bilgileri. Buna da onayla diyorum. Ve e-fatura iptal talebi oluşturma bu kadar. Daha sonra karşı tarafa diyorsunuz ki ben iptal talebi oluşturdum. Lütfen bunu onaylayınız. Onlar da aynı bu işlemleri yapıp sizin iptal talebinizi onaylayacak. Daha sonra iptal talebinin durumunu görüntülemek için yine aynı yollardan gelip, yani WebSocket'i çalıştırıp açılan bu sayfada iptal itiraz portaline basıyorsunuz. Buradan iptal taleplerinin durumlarını görmek
ve adınıza gelen iptal taleplerine onay vermek için tıklayın yazan butona bastıktan sonra yine mali mühürse AKİS, mali mühür değilse ya AKİS ya da Alaaddin, sertifikanız neyse artık akıllı kartınız, onu seçip şifresini yazacaksınız. Talep listele diyorsunuz. Sertifikayı gördük mali mühürü. Onayla dedim. Talep ettiğim iptal edilmesini talep ettiğim faturalar burada. Bakın biri iptal edilmiş, biri onay bekliyor. Bu onay bekliyor. Benim az önce talep ettiğim fatura. Yanlışlıkla bir talep girmişsek şunu seçip o yanlış talebi buradan silebiliriz. Şu üst kısımda size gelen faturaların iptal talepleri.